Şenay Yan geldi. Astroloji köşesinde haftalık burç yorumlarımızla sizlerleyiz. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar. Gökyüzü bu hafta ikili ilişkilerinizde tartışmaların size beklenmedik faydalar getirebileceğine dikkat çekmekte. Özellikle iş ilişkisi içerisinde bulunduğunuz insanların art niyetli düşmanca yaklaşımlarını yaşanacak tartışmalar sayesinde öğrenebilir. Dostlarınızın iyi niyetle yaptığı şeyleri farkına varmamaktan dolayı gözden kaçırdığınızı kabul ederek ilişkilerinizde güven tazeleyip olası zararların önüne geçebilirsiniz. Bu hafta iş hayatınızla ilgili konularda her türlü riskten uzak durmalı, öğrendiğiniz düşmanlıkları ortaya döküp saçmak yerine uygun zamanı kollamalısınız. Özel yaşamınızda ise geçmişte yaşanan olumsuz olayları ısrarla eş veya sevgilinize anlatma çabası içerisinde olan insanlara karşı tavrınızı belirlemeli, bu insanların isteklerine, amaçlarına erişmesine izin vermemelisiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan koçlar, bu hafta hoş yakınlaşmalar söz konusu olsa da doğru insanla yollarınız kesişmeyebilir. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Gökyüzü bu hafta boyunca iş ilişkilerinizde geçen haftanın yorucu enerjilerinden uzaklaşacağınızı müjdeliyor sizlere. İş hayatınızda isteklerinizi elde edebileceğiniz, fikirlerinizi doğru şekilde ifade etmenin kazanımlarını elde edeceğiniz güçlü etkilerle karşı karşıyasınız. Jüpiter'in karşıt burcunuz Akrep'teki ilerleyişi, özel hayatınızla ilgili konularda sizleri bir dizi sınavdan geçirmiş olsa da ufak rüzgarların sizi sarsmasına izin vermemeniz gerektiğinin farkındalığıyla doğru kararlar alıp ilişkinizle ilgili stratejik yaklaşımlarınızla istikrarı yakalayacaksınız. Bekar ve ilişkisi olmayan boğalar, bu hafta yakınlaşmalar duygusal konularda son derece önem taşımakta. Hayatınızın kadın ya da erkeğiyle yollarınızın kesişebileceği güçlü enerjiler sizi sarıp sarmalamışken, üçüncü şahıslar yüzünden ilişkilerinizi zedelememeniz gerektiğinin farkına varmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Gökyüzü bu hafta kendi çıkarlarınızı düşünürken birlikte yol aldığınız insanların çıkarlarına da aynı önemi göstermenizin faydalarına işaret etmekte. Ben demek yerine biz olmayı seçtiğiniz anda sürekli aynı yerden takıntılar yaşadığınız olayları aşabilecek hem finansal anlamda artışlar hem de istikrarı önemli ölçüde yukarıya taşıyacak gelişmelerle karşı karşıya kalabileceksiniz. Bu hafta riskli yatırımlardan, para alışverişlerinde bilmediğiniz işlere yatırım yapmaktan uzak durmanız faydanıza olacaktır. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın size olan ihtiyacını görmezden gelmek, önceliklerinizi arkadaşlarınıza, ondan başka her şeye vermek onu sizden uzaklaştıracak ve bir anda duygusal patlamalarla ayrılık kararı almaya kadar götürecektir. Dikkatli olmalı ve son pişmanlığın fayda etmeyeceğini bilerek hareket etmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Gökyüzü bu hafta duygusallığınızı iş ve eğitim hayatınıza yansıtmamanız için uyarıyor sizleri. Özellikle işinizle ilgili konularda doğruluğundan emin olduğunuz her şeyin peşinden kararlı bir şekilde gidebilmeli. O ne der, şu hakkımda ne düşünür gibi gereksiz düşüncelerle zihninizi yormamalısınız. Doğrular ortak payelerle birleştiği zaman herkes tarafından kabul edileceğine göre kendi çizginizden uzaklaşmamanız gerektiğini ortaya koymalısınız. İş değişikliği, terfi, zam beklentileriniz varsa bu hafta yaşanan gelişmeler sizlere beklediklerinizi verebilir. Özel yaşamınızda ise dikkatli davranmanız gereken etkilerle karşı karşıyasınız. Kıskançlık duygunuz, eş veya sevgilinizi yapmadığı şeylerle suçlamanıza, baskı altına alıp sürekli kontrolle ilişkinizde güven kaybı yaratan taraf olmanıza neden olabilir. Dikkatli davranmalı ve empatiyi hafta boyunca elden bırakmamalısınız.
Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Gökyüzü bu hafta ektiğinizi biçtiğiniz, geçtiğiniz haftanın öğretilerini hayata yansıtmanız için sizi bir dizi olumlu testten geçirecek. Kalbinizdeki meleği ortaya koymayı başarabildiğiniz takdirde özel hayatınızda uğramış olduğunuz haksızlıklar sonlanacak ve daha fazla baskı görmeden kendinize yeni bir yol belirlemeyi başarabileceksiniz. İş hayatınızda ise özellikle ortaklıklarınız varsa ortaklıklardan kaynaklanan problemler, korkarak atacağınız yeni imzalar olayların daha da büyümesine, hem itibarınızın zedelenip hem de maddi ve hukuki problemlerle karşı karşıya gelmenize neden olabilir. Sizler güneşin çocuklarısınız. Durup yaşananları düşünmeli, daha fazla aşağıya gitmemenin yollarını arayıp bir an evvel uygulamaya geçebilmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar. Gökyüzü bu hafta keyifli enerjileri müjdeliyor sizlere. İş hayatınızda istediğiniz hızda, istediğiniz kazançla ilerlemeler kaydedemeseniz de alacağınız güzel haberler, ilişkilerinizde yaşanan gerginliklerin ortadan kalkıp dostlukların pekişmesiyle rahat hissedecek, işinizle ilgili zorlandığınız alanlarda başarınızı net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Bu hafta sonuna doğru finansal anlamda gelecek rahatlamalar da haftanın size yansıyan güzel enerjileri arasında. Özel yaşamınızda ise ısrarlarınız sonucu devam eden bir ilişkinin kahramanıysanız, gerçeklerle yüzleşeceğiniz, farkına varamadığınız gerçeklerin içerisinde olumlu olumsuz deneyimlerle farkındalık kazanacağınız etkiler söz konusu olacaktır. Tercihlerinizi akıl yoluyla belirlemeli, duygularınızın aldatıcı etkilerine aldanmamanız gerektiğinin bilinciyle ilerlemelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar. Gökyüzü bu hafta üzerinizde oynanan, özellikle iş hayatınızda hukuki konulardaki baskıların gerçeklerin ortaya çıkmasıyla kalkacağına işaret etmekte. Uzun zaman sonra kendinizi ilk defa hür ve söyleyeceğiniz her şeyi söylerken bulabileceksiniz. Kim dost, kim düşman, ayırt edeceğiniz enerjilerle karşı karşıya olduğunuz bu özel günlerin kıymetini bilmeli, iş ilişkilerinizde, arkadaşlık ilişkilerinizde zarar gördüğünüz insanlarla son noktayı koyabilme cesaretini gösterebilmelisiniz. Özel yaşamınızda ise aşk ve romantizm hafta boyunca yorulan ruhunuzu kendinize getirecek şekilde ilerleyecek. Bu hafta değer vermenin, aşka inanmanın maddi manevi mükafatlarıyla karşı karşıya kalacağınız enerjiler hakim gökyüzünde. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Güneşin burcunuzda ilerlemesiyle kendiniz daha aktif, daha dinamik, daha güçlü, daha zinde hissedeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Hayatın size öğrettiği zorluklara karşı savunma mekanizmanızı doğru sözlerle ortaya koyduğunuz takdirde iş ve aile hayatınızda yaşanan sıkıntıların sizi böylesine aşağıya çekmesine izin vermemeyi öğrenecek ve herkese gösterebileceksiniz. İş ilişkilerinizde yanlış giden şeylere zamanında yapacağınız müdahalelerle kayıpların önüne geçebilir, hafta sonuna doğru kazanımlarınızı arttırmanın yollarını bulup uygulayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise aşk kaldığı yerden devam edecek enerjileri size getirirken gurur yapıp da gerçekleri görmezden gelmemelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar. Gökyüzü bu hafta yapamazsın dedikleri pek çok şeyi yaparak dostlarınızın desteğini, düşmanların hüznünü ve mağlubiyetini seyredeceğinizi müjdeliyor sizlere. İşinizle ilgili konularda profesyonelliğinizi konuşturduğunuz bu özel günlerde sözde arkadaşların iş tekliflerini, ortaklık tekliflerini ciddiye dahi almamalı, bu sürecin içerisinde gerçekten sizinle birlikte emek veren, sabredenlerle
ekmeğinizi paylaşmanız gerektiğinin farkındalığıyla ilerlemelisiniz. Hafta boyunca haberleşme, iletişimle ilgili alanlarda yaşanacak keyifli gelişmeler, yeni anlaşmalar, yeni iş hayatında istikrarlı gelişmelerin habercisi olacak sizler için. İşinizle ilgili ek gelirler elde edebileceğiniz, reklamlarla büyüyeceğiniz güçlü etkilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise takıntılı bir eş veya sevgiliniz varsa bu hafta onun yaptığı yanlışları yüzüne vurmanız gerektiğini kabul etmeli. İlişkinizde bir şeyleri görmezden geldiğiniz sürece yaşanacak olayların ayrılığın habercisi olabileceğini zihninizde belirlemeli ve bu noktada kararlarınızı ciddiyetle vermeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmadan hareket etmelisiniz. Güneş yükselen ya da Ay burcu Oğlak olanlar, gökyüzü bu hafta duygusal hayatınızın, akrabalık ilişkilerinizin fazlasıyla önem taşıdığına dikkat çekmekte. Aşırı takıntılı davranabilir, gizli saklı bir şeyler yapmanın getirdiği vicdan azabıyla eş veya sevgilinizden birkaç hafta önce sakladığınız gibi bir şeyleri saklama eğilimi içerisinde olabilirsiniz. Aman dikkat, üzerinize giydiğiniz ateşten gömleğe bir bidon benzini döker, önce bu ateşte kendiniz yanar ve sevdiğiniz insanın sizden uzaklaşmasıyla hatalarınızın bedelini ağır bir faturayla ödemiş olursunuz. Dikkatli davranmalı, yaşananlardan ders almalı, kendi zihninizdeki kurgularınızla üzmemek için bunu yaptım gibi söylemlere inanmamanız gerektiğinin bilincine bir an evvel varabilmelisiniz. İşinizle ilgili konularda ise geçmişten kaynaklanan hatalar maddi yükümlülüklerle zorlayıcı olabilir sizler için. Kontrollü davranmalı, gergin davranıp ilişkilerde çözüm odaksız hiçbir yaklaşım içerisinde bulunmamalısınız. Güneş yükselen ya da Ay burcu Kova olanlar, gökyüzü bu hafta iş hayatınızla ilgili konularda, maddi anlamda, resmi dairelerle ilgili konularda yaşanabilecek sorunlara karşı dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. Vergiler, faturalar, zamanında yapılmamış ödemeler beklemediğiniz şekilde ardı ardına karşınıza çıkabilir ve zor durumda kalıp yaptıklarınızın bu denli ağır şekilde karşınıza çıkması karşısında çaresiz hissedebilirsiniz. İşinin uzmanı insanlarla diyaloğa geçmeli ve bu sürecin atlatılabilir olduğuna inanarak hareket etmelisiniz. İşinizle ilgili dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da verdiğiniz sözleri yerine getirmemek size büyük kayıplar getirebilir. İtibarınızı, güveninizi kaybettiğiniz anda yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya koyamayabilirsiniz. Hiçbir işi büyük küçük diye nitelendirmemeli, verdiğiniz sözleri elinizden geldiği kadarıyla yerine getirmeniz gerektiğini kabullenmelisiniz. Özel yaşamınızda ise başkalarına mutsuzluk vermeye kalkışan insanlardan olmamanız gerektiğinin farkına varmalı, ruhunuzu dinlendirip yalnız kalmanın bu hafta size ilerleyen günlerle daha olumlu enerjiler olarak yansıyacağını görebilmelisiniz. Göremediğiniz takdirde hırsınıza yenilir. Hırsın getirdiği olumsuz olaylar karşısında da hem maddi hem hukuki ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Güneş yükselen ya da Ay burcu Balık olanlar, gökyüzü bu hafta özel yaşamınızın, aile hayatınızın önem taşıdığına dikkat çekmekte. Aile bireylerinizin özel hayatıyla ilgili konularda müdahalede bulunup yalandan zaferler elde ettim diye sevinirken karşınıza beklenmedik tablolar çıkabilir. Yaptıklarınızın yanınıza kar kaldığına tam da sevinirken beklenmedik olaylar ve hızlı gelişmeler karşısında neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz. Sizlere tavsiyem bir an evvel hatalarınızın farkına varmalı. Olaylar daha da büyümeden özür dileyip olayları kapatmak için elinizden geleni yapmalısınız. Aksi takdirde öfkenin ateşi en önce sizi ve en değer verdiklerinizi ciddi bir şekilde hırpalayabilir. Aman dikkatli olun.
İşinizle ilgili konulardaysa hafta boyunca yöneticilerinizle, çalışanlarınızla inatlaşmalardan uzak durmanız faydanıza olacaktır. Büyük iyilik Jüpiter'in akrepteki geçişi, benlik duygunuzu çok fazla ön plana çıkarmanıza, yanlış insanlara güvenip gerçek dostlarınızı kaybetmenize neden olabilir. Özel yaşamınızla ilgili konulardaysa karşı tarafın kıskançlık ve uyarılarını dikkate almanız mutluluğunuz açısından önem taşımakta. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan AstroDeha olarak beni takip edebilir. AstroDeha.com'dan astroloji gündeminin nabzını tutabilirsiniz.